Merhaba, ben Tepebaşı Belediyesi Kukla Eğitmeni Gamze. Bugün sizlerle geri dönüşüm malzemelerinden kukla yapacağız. Malzemelerimiz bir adet kağıt havlu rulosu olacak. Sonrasında bantımız, makasımız, atık örgü iplerimiz, atık kumaşlarımız, kapaklarımız ya da oynar göz varsa evde oynar göz de olabilir. Renkli kalemler, sulu boya olabilir, keçeli boya olabilir, guaj boya olabilir. Evinizde hangi boyalar varsa hiç sıkıntı değil. Atık renkli kağıtlar olabilir. Yani bu kuklamızda evde atık malzemelerimiz, geri dönüşüm malzemelerimiz nelerse onları kullanabilirsiniz. Şimdi kağıt havlu rulosundan kukla yapımına geçebiliriz. Öncelikle kağıt havlu rulosunu istediğimiz boyutlarda kesebiliriz. Ya da siz bu boyutta da yapmak istiyorsanız kuklanızı bu boyutta da kalabilir. Ben biraz keseceğim kuklamı. Evet. Şimdi bu boyutta kestim. Siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben gazlı kalemle bunu turuncu renge boyayacağım. Siz sulu boyayla da yapabilirsiniz. Ya da boyamaya da bilirsiniz. Ya da atık kumaştan da kaplayabilirsiniz. Ama ben boyamak istiyorum bir kısmını ve boyuyorum. Ön kısmını bitirdim. Dediğim gibi siz tamamını da boyayabilirsiniz. Ya da kumaşla da kaplayabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Şimdi bacaklarını ve kollarının nasıl yapılacağını göstereceğim size. Atık evde bulunan herhangi bir kağıdı alacaksınız. Bu renkli bir kağıt da olabilir. Ya da beyaz bir... Evet. Ön kısmını bitirdim. Dediğim gibi siz tamamını da boyayabilirsiniz. Ya da kumaşla da kaplayabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Şimdi bacaklarını ve kollarının nasıl yapılacağını göstereceğim size. Atık evde bulunan herhangi bir kağıdı alacaksınız. Bu renkli bir kağıt da olabilir. Ya da beyaz bir kağıtsa onu boyayabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Önce şerit halinde keseceğim. Şimdi kollarını yapacağız. Kollarını yaparken önce bir bu tarafa, bir diğer tarafa katlıyoruz. Şimdi kollarını yapıştıracağız. Öncelikle iki yandan yapıştıracağız kolları. Yapıştırıcımı düşürüyoruz. Biraz bastırıyoruz ki kurusun, iyice sabitlensin. Sonrasında diğer kolumuza geçiyoruz. Evet. Şu şekilde yine sabitliyoruz. Kuklamızın kolları tamam. Şimdi ise
bacak tığına geçelim. Yine aynı şekilde kesiyoruz. Şimdi ise bacaklarını yapıştıracağız. İç kısımdan da yapabilirsiniz, dış kısımdan da yapabilirsiniz. Ben dış kısımdan yapıştıracağım. Biraz şu şekilde basın tutun. Şimdi diğer bacağımı yapıştıracağım. Kolları ve bacakları hazır kuklamızdan. Şimdi gözlerine geçeceğiz. İstiyorsanız gözlerini düğmeden de yapabilirsiniz. Plastik düğmelerden ya da plastik küçük kapaklardan da yapabilirsiniz. Ben bu şekilde bunlardan yapacağım gözlerini bugün. Onları bu şekilde sabitleyeceğim şimdi. Siz nasıl istiyorsunuz o şekilde yapabilirsiniz. Çünkü bu sizin kendi kuklanız. Siz nasıl hayal ediyorsunuz o şekilde olsun. Şimdi ağız kısmını çizebilirsiniz. Ya da atık iplerden ağız da yapabilirsiniz. Mesela ben biraz ip alacağım şimdi. Ağzını o şekilde yapacağım. Şimdi bir parça kesiyorum. İstediğim uzunlukta ayarlayabilirim. Bence bu şekilde. Şimdi ağzımızı biraz daha kısaltalım. Önce yapıştırıcımızı gözlerimizin altına sürüyoruz. Sonrasında ipimizi yapıştırıyoruz. İstersek şuradan fazlalıklarını da indiririz. Ağız kısmı da böyle oldu. Şimdi saçlarına gelelim. İstiyorsanız saçlarını atık örgü iplerden de yapabilirsiniz. Kumaştan da yapabilirsiniz. Kağıttan bile yapabilirsiniz. Ya da saç yapmak istemiyorum derseniz yine kapaklardan, daha büyük kapaklar var mesela. Onlarla şapka da yapabilirsiniz. Ben bu ipten biraz keseceğim ve saçlarını o şekilde yapacağım. Bu kadar yeterli.
Şimdi buradan kesiyorum. Şimdi saçlarını şu şekilde yapıştıracağım ben. Şimdi biraz rulomuzun üstüne yapıştırıcıyı sürüyoruz. Biraz da ipimize sürüyoruz. Daha iyi sabitlenebilmesi için. Şimdi saçımızı yapıştıracağız. Hemen kurumayabilir. Bir süre bekleyeceksiniz. Hatta biraz kurumasını bekleyeceksiniz. İyice sabitlenebilmesi için. Mesela siz başka malzemelerden kuklanıza, küpede, tokada ne istiyorsanız onu yapabilirsiniz. Sopasını takacağız kuklamızın. Ben kağıt pipet kullanacağım. Siz ince bir sopada kullanabilirsiniz. Çöp şiş de olabilir. Hiç fark etmez. Arka kısmından sabitleyeceğiz. İç kısmından da sabitleyebiliriz. Dış kısmından da sabitleyebiliriz. Bu size kalmış. Ben bunu şeffaf bantla yapıştıracağım. Bir de burun yapacağız. Burnu mesela benim elimde şöyle tüylü resimler var. Siz çizebilirsiniz. Ya da mesela çeşitli düğmelerden de yapabilirsiniz. Ben bundan yapacağım. Şöyle bir miktar kesiyorum. Ve bunu yapıştıracağız. Biraz sürüyoruz. Kuklamıza bir isim buluyoruz. Çünkü bu kuklaları biz konuşturmak için yapıyoruz. Bunları daha sonrasında siz istediğiniz bir konu seçip arkadaşlarınızla birlikte ya da kendiniz evde, ailenizle birlikte konuşturabilirsiniz. Kuklalarınıza mutlaka bir isim buluyoruz. Mesela benim kuklamın ismi Maviş olsun. Mavi gözleri var. Maviş olsun. Maviş sizi selamlıyor. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere.